Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye arasındaki münasebet, ilişki özellikle modern dönem dediğimiz dönemde Müslümanlar için uzun asırlar boyunca halledilmiş, gündemden düşürülmüş bir meseleyken yeniden gündeme geldi, getirildi. Bu kendi kendine ya da zarureten oluşmuş bir şey değil. Bu oluşturulmuş bir şey. Yani kurgusal bir şey, yapay bir şey. Ümmetin gündemine böyle bir problemin gelmiş olması bir projenin neticesidir. Kimdir bu projenin sahibi? Bu projenin sahibi İslam ümmetiyle cepheden mücadeleyi hiçbir zaman kazanamamış olan Batılıların keşfettiği bir metot. Bunun mucidi Batılılardır. Kaleyi içeriden fethetmek için Müslümanları kimlikleri, aidiyetleri konusunda şüphelere sevk etmenin, tereddüde sevk etmenin ve bu aidiyet bağını zedelemenin bir yolunu buldular. Bunu oryantalizm çalışmaları ile ortaya koydular. Bu İslamoloji çalışmaları içerisinde oryantalistler Müslümanların kimlik kodlarını çözmekle görevli insanlar. Bu iş biliyorsunuz Batı'da oryantalistleri yetiştiren özel eğitim kurumları var, özel enstitüler var, merkezler var. Buralarda oryantalistler yetişiyor, yetiştiriliyor ve Müslümanların kimlik kodlarını çözmek, Müslümanların aidiyet bağlarını çözümlemek, yani yapı bozucu bir faaliyet icra etmek üzere görev yapıyorlar. İslami ilimlerin her dalında, her alanında gerçekten çok güçlü çalışmalar yapmışlar, yapıyorlar. Kur'an üzerinde, sünnet üzerinde, fıkıh üzerinde, tarih üzerinde, efendim tasavvuf üzerinde, fıkıh, usul ilimleri üzerinde, aklınıza gelecek her alanda yapı bozucu ve çözümleyici çalışmalar yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Bu çalışmalar İslam dünyasına nasıl taşındı? Modernleşme döneminin başında Batı'ya gönderilen talebeler üzerinden, o talebeler memleketlerine döndükten sonra orada öğrendiklerini, kendilerine öğretilen şeyleri memleketlerinde görev alarak oralara aktardılar. Onların kitaplarını tercüme ederek aktardılar. Dolayısıyla bu fikirler bu şekilde içimize girmiş oldu. Fakat içimize girerken bu fikirler, bunlar oryantalistlerin fikirleridir. Bizim öğretmenlerimiz, hocalarımız oryantalistlerdir. Başlığı altında girmedi. Bunlar Müslümanların problemiymiş gibi takdim edildi. Öyle girdi içimize bu problemler. Ve öyle bir noktaya geldik ki artık İslam dünyasında şahtlar, goldziherler, efendime söyleyeyim, o gerçekten çok büyük çaplı çalışmalar yapmış oryantalistler, Brockelmanlar, Wattlar, şunlar bunlar artık neredeyse yok, adları anılmıyor. Onların yerine onların doğrudan veya dolaylı olarak yetiştirdiği talebeler görev başında. Baktığınızda Türkiye'deki tartışmalara herhangi bir modernistin adı geçmiyor. Mısır'a gitseniz orada da bunu görürsünüz. Pakistan'a gitseniz orada da bunu görürsünüz. Orada yerli müsteşrikler dediğimiz bir kadro iş başındadır. Burada da öyledir. Her yerde de öyledir. Sanki bu fikirler bu insanların tespitleriymiş, keşifleriymiş gibi önümüze geliyor. Biz de oradan bu insanlarla mücadele ediyoruz. Aslında biz oryantalistlerle mücadele ediyoruz. Mücadelemizin ama ana hedefi odur. Ama bu adamlar sanki kendi fikirleriymiş gibi bunu lanse ettikleri için oryantalistler perde gerisinde. Ve artık doğrusunu isterseniz oryantalistlere de gerek kalmadı. Çünkü bu fikirler yeterince oryantalistleşmiş beyinler üzerinden, yerli oryantalistler üzerinden artık yerli çalışmalarmış gibi içimize sokuldu. Burada taban tuttu, maya tuttu ve gidiyor.